Ablacığım. Aman baba dur. Evleneceğiz herhalde. Demir'in yüzdeydi. Demir'in mi vereyim önce bu? Demir'e. Buradan bunu mu çıkardık? Yok, bunu hun değildi ki. Evet evet o. Bunu hun geldi, ben söktüm attım ya buraya. Baba ende kayışı diğer kayış çandan çıkardık ya. Ben çıkardım onu ha. Endeni geri bükünce o ne oluyor işte. Gelin bak süsleriniz burada. Hacım varım gel. Çanlara bakalım. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi neredeyim? Dedemin bağındayım. Birazcık karnımı doyuracağım. Sonra da keçilerin başına çıkacağım. Bu bizde muşmula bunun adı. Ama bazı yerlerde döngel diye geçiyor. Bizde muşmula. Geçen sene çok güzel olmamışlardı. Çünkü yağmurlar yağmamıştı. O yüzden biz çok fazla muşmula yiyemedik. Yani içi olgunlaşmamıştı. Şöyle birazcık da koparayım. Evet. Şimdi de davarlarımıza bakmaya gidebiliriz. Evet. Biz bugün davarlarımıza çanlarımızı taktık. Neden? Çünkü davarlarımızın doğumuna 10 gün kaldı. Bu yüzden çanlarımızı taktık doğumu yakın olanlara veya da işte bahçeye gitmeye meyilli, sürüyü bölmeye meyilli olan hayvanlarımıza taktık çanları. Zaten şeyde yapmıştık, kuzluğumuzu halletmiştik. Kuzluk ne? Oğlakları koyduğumuz yere biz kuzluk diyoruz. Kuzluğumuzu nasıl hallettik? İlk önce kıştan kalan, yani geçen seneden kalan zibilleri, işte o alttaki tabakayı falan temizledik. Bunu şuradan bir çıkayım. Evet. Geçen seneden kalan tabakaları, çalıları temizledik. Sonra kireç döktük ki içindeki mikrop kırılsın. Yavrular hasta olmasın, mikrop kapmasın diye. Daha sonra da eğer izlediyseniz videolarda babam bir çalı getirmişti. Bu çalının adı akça ağacı. Bizim buralarda çokça var. Yani Akdeniz bölgesinde. Tırlar gidiyor. Akdeniz bölgesinde çokça akça ağacı var. Biz bu akçaları kışın yaprağını döktükten sonra kesiyoruz. Yaş olacak, kuru olmayacak. Yaş kesiyoruz. Sonra en altına kalınlarını, üstüne orta boylarını, en üste de böyle çok ince, taze olarak döşüyoruz. Yani bu seneki çıkan ağaçları döşüyoruz. Döşediğimiz çalıya cibilgi diyoruz biz. Sonra çok eskiden
Dur, şuradan atlayayım. Şuraya da bir geçeyim. Oh, şöyle bir oturayım. Ondan sonra devam edeceğim. Evet. Biz daha önceleri, yani ben çocukken, bundan en az işte 15 sene önce biz bu cibilgelerin üstüne çam pürü de koyuyorduk. Ama çam pürü ıslandığı zaman onu çalıların arasından temizlemek sıkıntı olduğundan hayvanlar, yani yavrular hasta olabiliyorlardı. Bu yüzden son senelerdir, yani bayağıdır bu pürü koymuyoruz. Zaten oğlak ayaklanmaya başladığı zaman şeyde yatıyorlar. Bizim kuzluğumuz iki bölmeden oluşuyor. Bir çalılı yer var, bir de çalısız toprak olan yer var. Mesela yavruları ilk önce çalılı olan yere koyuyoruz. Orada büyüdüğü zaman diğer tarafa koyuyoruz. Çünkü sürekli doğumlar gerçekleştiği için ve hayvanların %70'i doğurup %30'u daha sonradan doğduğu için, yani bir 15 gün 20 gün ara verir hayvanlar. Bu ara vermede diğer doğan oğlaklar büyüyor. Sonraki doğan yavrular da yatarken altında kalıp ezilme durumu oluyor. Bu yüzden büyüyen yavruları toprak olan yere koyuyoruz. Diğer yeni doğan yavruları da o çalılı olan kısma koyuyoruz. Şimdi çalıları biz çok yumuşak oluyor. Yani hayvanlara, yavrulara zarar vermiyor. Uç kısımları da taze oluyor. Yani bir önceki videolarda hepsini anlattım ama hani yine de çok fazla mesaj gelmişti. Bu videoda da böyle detaylı bir şekilde anlatayım dedim. Zaten videonun sonunda da birkaç tane erken doğan yavrumuz vardı. Onlar da işte o kuzlukta nasıl kalıyorlar, bunu da gösteririm sizlere. Bu şekilde biz şu an doğuma tamamen hazırız. Şu an Mersin'e, yani bizim olduğumuz bölgeye bugün 4. gün, 3 gün hiç durmadan yağmur yağdı. Bu iyi bir şey, doğumdan önce yağmurun yağması. Çünkü geçen senelerde çok kurak geçmişti. Kurak olunca hayvanlar yayılmıyor. İşte çalı yemiyorlar, durmuyorlar vesaire. Yağmur yağdıktan sonra hem çalılar yumuşamış oluyor, hem hayvan da böyle kışa girdiğini hatırlıyor mu? Ne oluyorsa artık. Onlar da birazcık uslanıyorlar. Böyle biz artık doğuma hazırız. Yani büyük bir heyecanla doğumun gelmesini bekliyoruz. Bence hayvancılıkta en zor kısım doğum şeyini atlatmak. O arifesi mi denir? O sezonu atlatmak. Çünkü yani doğum, bir günde 30 tane hayvan doğum yapabiliyor. İşte bunun yağmura denk gelmesi var. İşte annenin yavruyu almama durumu var. Yani yavru olduktan sonra, bir hafta sonra, bütün doğumlar bittikten bir hafta sonrası yörüğün en böyle rahat olduğu dönem diyebilirim. Benim açımdan rahat bir dönem oluyor. Çünkü hem yavruların ön ayaklanmış oluyor, hem doğumlar tamamen bitmiş. İşte gözlem altına tutman gereken hamile hayvanların olmuyor. Bu şekilde biz de bu sezonu inşallah hayırlısıyla atlatırız diye ümit ediyoruz. Yani doğum sezonunda yağmur yağmazsa iyi olur, ama yağarsa da Allah'tandır. Onu da vardır ve bildiği diyerekten işte 10 gün sonra doğumlarımız başlayacak. Onu bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamam. Yani kar da yağsa, yağmur da yağsa hepsinin altından kalkabilecek durumdayız. Şu an her şeyimiz hazır ve nazır. Yavrularımızın gelmesini bekliyoruz. Şimdi biz de babamla az önce, yani videonun başında gördüğünüz gibi, çanları taktıktan sonra hayvanları bırakmıştık. Daha yeni böyle hayvanlar birazcık uslandı, yayılmaya başladılar. Ben de yüksek bir taşın tepesine çıktım, onları gözetliyorum. Birazcık size manzarayı göstereyim. İşte biz hayvanları şu taraftan bıraktık. Şöyle geldiler. Böyle buradan geliyorlar. Şu karşıki alanlara gidiyorlar. Şöyle alanlardan dolanıyorlar. Sonra buradan geri çeviriyoruz. Böyle ormanlık, yani çamlık yerden, burası maki ormanı. Oradan çam ormanı da var burada. Ama artık şey, güdüm izni açıldığı için gütme yapabiliyoruz. Bu alanda şu an yayılıyorlar. Birazdan da işte akşam olmak üzere eve döneceğiz artık. Bu şekilde. Şu iki dağın arasındaki yer, tam şurası da Mersin. Ve
Bir de arkadaşlar, yeri gelmişken bir şey göstereceğim ve söyleyeceğim. Akdeniz bölgesinin bitki örtüsü maki. Bunu hepimiz biliyoruz. Makiyi oluşturan bir pinar ağacı var, kesme ağacı var. Şimdi ben pinar ağacını göstereceğim size. Onun da şöyle meyveleri oluyor. Bu meyvelere biz pelit diyoruz. Şimdi bu pelitleri biz sobanın üstünde pişirip yiyoruz. Şöyle oluyor ağaçta. Bu şekilde, bakın şurada arada görmüş olduğunuz gibi. Dışında onu koruyan bir kabuğu var. Bu kabuğunun içinden biz çıkartıyoruz. Aa, çıkartamadım, düştü. Neyse, şöyle. Bakın, bu kabuğunun içinden çıkartıyoruz ve böyle kalıyor. Bunu bizim hayvanlar çok seviyor. Aşırı derecede çok seviyor. Eskiler der ki, eğer pinarın giliği, yani bizim burada bu tohuma gilik deniliyor. Mesela erik giliği olur, ayva giliği olur, işte kiraz giliği. İçindeki tohuma gilik deniliyor. Her neyse, eğer pinar giliği çok olursa kışında çok çetin geçeceği söylenir. Bunu böyle kestanenin gibi sobanın üstüne koyarsanız orada bu pişiyor ve çatlıyor. Hani yeniliyor. Acı oluyor mu? Bazen acı oluyor. Yerine göre değişiyor. Yani şeye, ağacına göre. Mesela bazı ağaçların meyveleri tatlı, bazılarınınki de acı oluyor. Bazılarınınki de birazcık acı oluyor. Ama yine de yeniliyor. Ben de topladım şimdi. Böyle. Başka buradan size gösterebileceğim ne var? Hah, kesme ağacı var. Kesme ağacını da göstereyim hazır burada varken. Şimdi bu pinar, bu dikenli oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Durun, elime batırmadan alayım. Bakın şöyle kenarlarında dikenleri oluyor. Bu da kesme. Mesela bunun dikenleri yok. Böyle birazcık zeytin dalına benziyor gibi. Ama daha küçük. Bunun tohumları oluyor ama şey, şu an yok, gösteremiyorum. Bunda yok. Bunun tohumları yenmiyor ama pinarınki yeniliyor. Böyle işte. Doğadan size notlar. Bu şekilde. Başka neler? Ha, akça ağacını göstereyim. Bakın bu da akça ağacı. Böyle. Şu. Bu akça ağacı. Şu büyük olanlarını işte en altına. Şöyle orta boy olanlarını üstüne. Daha sonra bu mesela şunun gibi ince olanları da en üstüne döşeyerek hayvanlara böyle bir döşek görevi yapan çalı döşemiş oluyoruz. Gel. Evet, elimi ısırmayın. Sizi çalayım mı? He? Çalayım mı sizi? Evet, elimi de yiyorsunuz. Çok mu acıktınız? Ha? Hep yere döktünüz ama farkında mısınız? Ben size böyle mi öğrettim? He? Amanın, döktünüz yere. Gel. Bak burada herkes şey yiyor. Arpa yiyor. Gel. Cü 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 cü. Evet, elimi ısırıyorsunuz. Sen çok fenasın ha.
Elimi ısırdın ha. Hep elimi ısırıyorsun. Şşt, korkutmayın onları ama. Onlar minicik. Gelin bu tarafa siz. Siz bu tarafta yiyin. Hadi. Bu tarafta yiyin. Heh. Gel sen de burada ye. Gel gel. Yüz o tarafa gidin. O tarafa gidin. Onlar da yesin. Dönmesene, o da yesin. Ben size böyle mi öğrettim? Oradan kaç bakayım. Çekil, elim onu. Tamam, yerdekileri yiyin artık. Bitti. Yerdekileri yiyin, tamam mı? Tamam mı? Dövüşmeyin. O tarafa gitme. Sen o tarafa gitme, bu tarafa. Korkutmayın. Çekil oradan, gel sen ye gel. Gel. Gel sen ye gel. Heh. Gitmeyin siz o tarafa. Bakın siz burada yiyin. Alın size buraya verdim. Siz de bu tarafta yiyin. Aa, ben sizinle uğraşamayacağım ha. Bakın yerde var bir sürü. Hadi yiyin onları. Evet arkadaşlar, bunlar amcamın tavukları. Ben de böyle arada gelip yemliyorum ama sonra amcam Gül onlara akşam tekrar veriyorlardır. Şimdi şu izinsiz aldığım yem paramı geri koyayım. Hemen çıkalım dışarıya. Dövüşmeyin, tamam mı? Ben size böyle mi öğrettim? Ama horozlar dövüşüyor. Acaba hangisi kazanacak? Dövüşmeyin. Sanırım üstünlük sağlamaya çalışıyor. İkisi de horoz olduğu için. Beyaz olan minicik. Ben hiç miniciğim dediği yok. Nasıl dövüşüyor? Dövüşmeyin. Çekilin. Ayrılın. Hey, hey. Ayrılın, ayrılın. Ayrılın, yeter. Sen kocamansın, o küçücük. Duydun mu beni? Evet, o küçücük. Rahat bırak onu, tamam mı? Hadi, git. Git hadi. Git hadi, git, git. Sen büyüksün, tamam hadi, git. Çocukla çocuk olunmaz, hadi. Hadi aşkım, hadi. Heh. Sen git tavuklarının yanına. Heh. Tamam. Bu da güzel güzel. Yeminizi yiyin. Bakın size verdim. Ben gidiyorum şimdi işimin başına. Görüşürüz. Bu da burada. Ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba, tanışabilir miyiz? Sen yeni mi geldin?
He? Sen ne kadar güzelsin. He? Tamam, kameraları çok sevmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yavruları göstereceğim size. İçeride nasıl uyuduklarını. Minnaklar. Ne yapıyorsunuz? Minnakım. Minnak. Acıktınız mı? Gelecek anneniz, tamam? Akşam oldu zaten. Birazdan vereceğiz annenize, tamam mı? Evet arkadaşlar, bu şekilde kalıyorlar burada. Şu kadar bir yer zaten. Şu çayın kolunun arkasında da toprak olan kısım var. Bunlar büyüyünce bunları oraya, küçükleri de buraya alacağız. Evet hadi yatın biraz daha siz. Bu da cam değil arkadaşlar, plastik. Çünkü davarlar buraya ayak atıyorlar. Kırmasınlar diye onu plastik yaptık. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için ve destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.